Hocam pardon, şimdi Muaviye dedi, Hazreti Muaviye dediniz. Ama evet. Muaviye Kur'an-ı Kerim'i krize takmış Hazreti Ali savaşırken. Vali olduğu zaman da kendi ırkından yani kendi ırkındaki olanları tamamıyla bir yerlere getirmiş. Daha sonra da kendi oğlunu halife yapmış. Yani oğlum da o dönemde bazı sıkıntıları artık zulmü değil, ne diyersen değil. O da o şekilde yapmış. Ona nasıl hazret diyebiliriz? Şimdi bakın Hazreti Muaviye hakkında bunu geçen gün de böyle kendi aramızda bayağı tartışmalar oldu. Bunlar açıkça konuşmak lazım. Şimdi ben şahsen ben dedim ki hayır haklı olamaz çünkü böyle bir zulüm yapmış. Bir de dedi ki yahu dedi ki sen dedi ki neredeyse büyük günah işliyorsun. Böyle bir tartışmamız da olur. Eyvallah. Sizden öğrenmek istedim. Allah razı olsun. Bunları açık ve net konuşmak lazım. Yani, Kur'an-ı Kerim'i kılacağızmış. Hazreti Muaviye'nin icraatları konusundaki bilgilerimizin bir kısmı yanlış. Öbürü dedi ki Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında katiplik yaptı. Evet. Bir kısmı yanlış. Şöyle yanlış. Onu çok büyük zulüm yapmış. Söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Meseleyi anladım. Meseleyi anladım. Hepsini söyleyeceğim. Hazreti Muaviye'nin Sıffin Savaşı sonrasına kadar hilafet iddiası yok. Bir kere bunu tespit edelim. Sıffin Savaşı sonrasına kadar hilafet iddiası yok. Büyük bir eyaletin valisi, onu oraya önce Hazreti Ömer atamış, Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman'ın görevinde devam ettirmiş. Tamam. 20 sene orada valilik yapmış Hazreti Muaviye. Alamamış derken almamış, niye alsın ki? Gayet alamamış dirayetli yani. Bir yani vali, niye alsın ki? Çok güçlü, kuvvetliymiş yani. Tamam, niye alsın ki? Dirayetli bir vali. İşleri de gayet güzel götürüyor. Yani eğer o orada bir arızası, bir şeyi olsaydı Hazreti Ömer onun tepesine vurdu, alırdı orada. Bir şey daha var. Orada vali olduğu sürece Hazreti Muaviye, 10 sene Hazreti Ömer döneminde, 10 sene Hazreti Osman döneminde, 20 sene valilik yaptı. Ve Ehl-i Beyt buna hiçbir şey dememiş. Dikkat edin, bir şey daha söyleyeyim size. Sıffin Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali şehit edilince Hazreti Muaviye halife oldu. Hazreti Hasan'ın 6 aylık bir hilafeti var. Ondan sonra devretti ona halifeyi, hilafeti. Evet, anlaştılar, zorla almadı. Tarih böyle diyor, anlaştılar. Savaşmadılar. Hazreti Hüseyin baktı ki ordumda, benim ordumda vaktiyle babama ihanet etmiş insanlar var. Babama bunlar çok sözler verdiler ama babamın yanında durmadılar. Babam şehit oldu. Bunlar hain insanlar. Bunu bana da yapacaklar. Beni de yalnız bırakacaklar. Ben hilafeti anlaşmalı bir şekilde Muaviye'yi devredeyim. Hazreti Hasan. Hazreti Hasan. Ama zeynepler Sayın Hocam. Ya anlatacağım hepsini. Bunlar hep önemli şeyler. Ama adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Şimdi Hazreti Hasan hilafeti Hazreti Muaviye devretti mi? Etti. Hazreti Muaviye 60 senesine kadar yaklaşık 20 sene de hilafette kaldı. Bu 20 sene içerisinde ne Hazreti Hasan ne de o şehit edildikten sonra Hazreti Hüseyin Hazreti Muaviye'ye karşı ayaklanmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yaptı mı? Hiçbir şey yapmadı. Onlara ehli şeyden, Beytülmal'den tahsisatta bulundu. Onlar da aldılar. Memnun bir şekilde hayatlarına devam ettiler. Yezid'in veliaht tayin edildiği döneme kadar ne Hazreti Hüseyin'den ne Ehl-i Beyt'ten başka herhangi bir kimseden Hazreti Muaviye'ye karşı bir isyan hareketi, bir muhalefet hareketi görülmemiş. Bunu Şiiler bile koyamıyor ortaya yani. Bu kadar rivayet uydurmalarına rağmen Hazreti Hasan'ın da Hazreti Hüseyin de Hazreti Muaviye'ye isyan ettiklerine dair herhangi bir şey, bir fiili delilleri yok. Yani Ehl-i Beyt itaat etmiş. Ne zaman ki Yezid hadisesi çıkmış ortaya, Hazreti Muaviye vefat etmiş, iş o zaman patlamış. Hazreti Muaviye Yezid'i veliaht tayin etmekte haklı mıydı? Vallahi değil. Bunlar melek değil, insan. Yezid
o kadar sahabi dururken, o kadar faziletli tabiinden faziletli insanlar dururken Yezid'in veliaht tayin edilmesi bir hatadır. Yani iş saltanata döküldü diye değil, saltanatın kendisi kötü bir şey değil. Saltanata getirilen insan naehilse, ehil değilse o zaman kötü. Hazreti Hasan ile Muaviye ve Hazreti Muaviye arasında bir anlaşma var emniyette. Hazreti Muaviye'den sonra ilafet. Evet. Ve Hazreti Hasan zehirlendi. Kim zehirledi? Anladım. Şiiler diyorlar ki Muaviye zehirletti. Hanımına dedi ki sen onu zehirle, ben seni oğluma alacağım, Yezid'e alacağım dedi. Onu kandırdı. Veya bir rivayette onun babasına rüşvet verdi. Babası da o kadını kandırdı. O da onu efendim aklına girdi, kandırdı. O da kocasını zehirledi ki kendisini Yezid'le evlendirsin. Bu rivayetlerin iler tutar tarafı yok. Şimdi Ehl-i Beyt'in ulusu Hazreti Hasan, zenginlik desen onda, şöhret desen onda, fazilet desen onda, yakışıklılık desen onda, karısı da ondan severek evlenmiş. Şimdi böyle bir kadın, böyle bir adamı niye zehirleyip de gitsin Yezid gibi bir adamla evlenmeye göz alsın? Tutarsız bir rivayet. Sonra Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan zehirlenince Hazreti Hüseyin gitti onun yanına dedi ki seni kim zehirledi? Bunu kim yaptı? Dedi ki sen bu işi hiç karıştırma. Bu konuda hiçbir şey yapma. Onun bu tavsiyesi belki de emri üzerine dikkat edin Hazreti Hüseyin hiçbir şey yapmadı. Biz bugünden bakıp diyoruz ki Muaviye zehirletti. Ya nereden biliyorsun? Muaviye zehirletti. Hazreti Hüseyin bunu bile bile durur muydu? Ortada bir katil hadisesi var, bir cinayet var, faili belli. Şimdi Hazreti Hüseyin niye dursun? Durduysa eğer bu yakışır mı? Ya bazı şeyleri mantıklı düşünmek lazım. Bir oyun dönüyor ortada. Bir oyun var. Ama fail kim? Hazreti Hasan bunu biliyordu belli ki ama söylemedi. Şimdi bu durumda kimin günahına girmek mantıklı olur? Kimin günahına girelim? Günahını alalım. Hiç kimsenin günahını almayalım. Şer'an, fıkhen bir kimseyi bir şeyle itham etmek için elinizde hüccetinizin olması lazım. Falan adam şunu yaptı. Delilin ne kardeşim? Yaptı diyorsun. Mahkemeye ver adamı. Delil isterler. Delilimiz yok elde. Kendi zannımızla, duygusallığımızla hareket ediyoruz. Diyorsun Muaviye zehirletti. Ya peki Hazreti Hüseyin niye durdu? Hadi Muaviye zehirletti. Herkes bunu biliyordu. Madem sen biliyorsun o da biliyordu mutlaka. Niye durdu peki? Niye bir şey yapmadı? Yezid'e karşı ayaklanacak kadar yiğit, cesur Hazreti Hüseyin. O zaman niye abisinin kanını talep etmedi? Bunlar önemli sorular ama cevabı yok. Dolayısıyla toparlayacak olursak Cemel'de de Sıffin'de de haklı olan taraf Hazreti Ali'dir. Karşısındaki kitle hata yapmıştır. Bunu açıkça söylüyoruz. Ulemamız da söylemiş tarihin erken dönemlerinden bu yana. Ama bu onları güvenilmez yapmaz demiş. Yani birbirine kılıç çekebilir. Haklı gördüğü bir davada karşıdakiyle savaşabilir, mukatele edebilir. Ama bu onu güvenilmez insan yapmaz. Efendimiz'den hadis rivayet ederken yalan söylemez. Yani birbiriyle savaştı diye biz bu insanlara falan yalancı filan doğrucu diyemeyiz. Çünkü bununla yalan söylemek arasında bir fark var. Birisi içtihattan kaynaklanan bir hata. Kendi hareketini doğru görüyor. Fıkıh adına, İslam adına, hakikat adına ben bunu yapmalıyım diyor. Yanlış. Bu onların güvenilirliğini zedelemez.